Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu internet iptali ile olacak. Biliyorsunuz ki ben Türknet'e geçiş yaptım. Türknet'e geçmeden önce ise taahhütlü bir internetim vardı. Bu interneti taahhütlü olduktan sonra iptal edeceğimi söylemiştim. Taahhüt günü geldi ve çattı. Sonunda bu internetimizi de iptal etmiş bulunmaktayız. Tabii ki ne gibi süreçlerden geçtiğimi sizlere aktarmak istedim. Çünkü genelde bu tür bilgilerle ilgili fazla bir açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Ben de böyle bir video yapmaya gereği duydum. Umarım sizlere yararlı olur. Şimdi ilk olarak interneti iptal etmek istiyorsanız, ben Türknet'ten şu an memnun kaldığım için Türknet'te devam edeceğim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ondan dolayı ikinci internetim olan başka diğer sağlayıcı, o internetimi iptal ettirmek için ilk başta aramamız gerekiyor. Numarayı aradım, müşteri hizmetlerine bağlandım. İptal edeceğimi söyledim. Onlar da neden iptal edeceğini sordular. Çok da fazla böyle ısrarda bulunmadılar. Sadece sordular. Biz de dedik hani kullanmıyoruz diye. Yani başka internete geçiş sağladık yani vesaire. Böyle konuştuk, şey yaptık. Hani istişare ettik. Çok fazla da böyle üstelemediler yani. İptal etmeyin veya da şöyle uğraştıralım, böyle uğraştıralım diye şey yapmadılar fazla. Bana bilgi aldıklarını, sizi bir numaradan arayacağını söylediler. O numara 5 dakika sonra aradı beni ve dedi yani o aslında ikinci arayan kişi yani bana. O sordu neden iptal etmek istediğimizi. Ben de dedim böyle böyle durumu anlattım. Onlar da tamam dedi o zaman dedi. İptal etmemiz için diyor evraklar gerekiyor dedi. Evraklar da çok böyle basit evraklar. Yani genelde bütün evraklar yani her yaptığımız işlerin hepsinde bu evrakları illaki istiyorlar. Yani bu TC kimlik kimliğimizin önlü arkalı fotokopisini istediler. Ve ayrıca de yanında iptal dilekçesi istediler. Yani bu çoğu iptal ettiğimiz şeylerde istenen bir yani dilekçe. Her şeyde isteniyor genelde. Bu dilekçe kendi internet sitesinin sisteminde vardı. Yani zaten basit bir dilekçe. Abonesi olduğum şu numaralı internetimi iptal ettirmek istiyorum diye kendiniz de mesela el yazısıyla yazsanız sıkıntı olmaz. Yani tarih, üstte tarih, altta imzan, ismin, soy ismin, iptal nedenini. Yani bunları falan yazdığın zaman dilekçe elde etmiş oluyorsunuz. Zaten örneklerini internette de bulabilirsiniz. İptal dilekçe örneği internet için diye yazdığınızda çıkar karşınıza da. Şöyle bir şey var. Normalde ben online ortam üzerinden yapacaktım internet iptalini. Ancak E-Devlet'te e-imza sistemi yani güvenlik, yüksek güvenlik istiyor iptal etmek için. E-Devlet'ten iptal edecekti. Hani E-Devlet'ten de iptal edebiliyorsunuz. Ben E-Devlet'i kullanacaktım ancak e-imza tarzı şeyler istediği için dedim yani hiç uğraşmaya gerek yok. Bende de olmadığı için veya sizde de yoktur. Normal E-Devlet var ancak dediğim gibi e-imza ya da banka güvencesi istiyor. Yani orada yüksek güvenlik diye geçer. Ondan dolayı ben de dedim ki yani bunun zaten müşteri temsilcileri var. Yerine gideyim bizzat yerinde iptal edeyim dedim. Hem daha sağlıklı olur. Fakslamaktansa daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Online üzerinden yapmadım. Yani bir de şimdi şöyle bir söylenti de var. Hani çok uğraştırıyorlar böyle şöyle deyince ben dedim ki en azından yerine gideyim. Daha sağlıklı olur. En azından evrakları elden teslim etmiş olur dedim. Ve dilekçemle kimliğimin fotokopisini çekip bayiye gittim. Yani bireysel bayi. Normalde kurumsal bayiler de var. Ben bireysel kullanıcı olduğum için bireysel bayisine gittim. Orada internet iptal edeceğimi söyledim. Ve orada evraklar hazırlanıyor. Yani evrak dediğimde işte bu size istenen belgeler. Online ortamda istenen evraklar. Ben de olan evrakları ben elden teslim ettim. Onlar kendileri tekrardan orada hazırladı evrakları. Evrak dediğimde bir tane form, hani iptal formu, o dilekçe muhabbeti. Bir de yanında kimliğimizin fotokopisini aldı. Bu şekilde iptal süreci oluştu. İptal ettikten sonra modem kendilerine ait olduğu için modemi de geri göndermeniz gerekiyor. Tabii ki bende böyle. Ama çoğu internet sağlayıcılarında bu böyle zaten. Değişmiyor genelde. Taahhütlü olanların çoğu böyle. Modemi teslim etmemi söylediler. Ama iptal onaylandıktan sonra dediler. Yani burada bir uğraşma süreci araya giriyor. Çünkü şöyle bir muhabbet oldu. Ben gittim yerine iptal ettirdim. Daha sonradan eve geldim. Yani bir saat geçti. Yani yarım saat bir saat sonra bana dediler ki 10 gün içinde modemi geriye göndermeniz gerekiyor dediler. Yani sadece uğraştırma bakımından böyle bir sıkıntı meydana geldi. Zaten ben biliyordum böyle bir şey olacağını. O yüzden çok da fazla takılmadım. Zaten yerde yakın çok da uzak değil bana. O yüzden 10 gün içinde modemi teslim edeceğim. Yalnız
yani günü birlik yani günü yani ben iptali ettim. Eder etmez internetim 2 saat 3 saat içinde kesildi. Yani iptal günü birlik oldu yani. Herhangi bir böyle 10 gün bekleyeyim, 20 gün bekleyeyim, 30 gün bekleyeyim. Herhangi böyle bir sıkıntı yaşamadım bu firmada. Bir de şöyle Bir de şöyle iptal ettirdiğimiz gün internetimiz zaten kesildi. Hani dediğim gibi yani hiçbir şey uğraşmadım yani. Çok hani beklediğim gibi olmadı yani. Çünkü korktuğum gibi daha doğrusu korktuğum gibi olmadı. Böyle bir 20 gün 30 gün diyorlardı yok bekletiyorlar şöyle oluyor böyle oluyor oyalanmalar bilmem neydi iptal etmek için çok uğraşıyorsun falan. Yani böyle bir problemle yaşamadım. Yani size de böyle bir aktarım dedim yani. Çünkü genellikle böyle sorular meydana geliyor. Ben de size tüm gerçekleriyle anlattım. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Yani aslında bir şey korkuyorsunuz, üstünüze gitmiyorsunuz. Bundan dolayı da sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bir de yani araştırın tabii ki. Araştırıp da işini yapın. Tabii ki sıkıntılar çekeceğimiz şeyler de olabilir ama ben de şu an bir bununla ilgili yine sıkıntı yaşamadık. Dediğimiz gibi böyle korktuğumuz bir olay olmadı. Ben korktum açıkçası yani. Beni korkutuyorlar 30 gün 40 gün iptal etmezler. Uğraştırırlar böyle olur şöyle olur diye. Ama öyle bir şey olmadı. Günübirlik her şey kapandı. Ben yine dedim ki bir hafta, iki hafta gibi bir süre sürer dedim ama olmadı. Şöyle de bir şey daha belirtmek istiyorum. İptalime 3-4 gün kala ben iptal ettim. Bana bir de Şubat ayındayız. Ay sonunda sadece bir 10 liralık yansıma olacak dediler. Ben de 10 lira 10 lira dedim. İptal olsun bir sıkıntı yaşamayalım diye. Fazla da üstüne gitmedim açıkçası. Çünkü fazla uğraştırılacak bir muhabbet yok yani. 10 lira da herhalde hoş olsun dedik. Geçirdik yani. Onu bu şekilde atlattık yani. Ne olduğunu fazla da ayrıntısını sormadım yani. Çok büyük bir miktar olmadığı için. O yüzden tabii ki modemi geri götürmezsek şöyle bir sıkıntı olacak. Onu da söyleyeyim. Modemi geri iade etmezsek 10 gün içinde faturaya da o 10 liranın haricinde modem ücreti de yansıyacak. Yani 250-300 lira gibi bir modem fiyatı yansıyacak. Bunu da size söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir şey düşmeyin hataya. Çünkü bir de modem onların olduğu için yani ben başka internette kullanmayı denedim mesela. Çalışıyor mu diye denedim. Hani çalıştırır mı diye. Ama çalıştıramadım yani. Yalandan yere 300 lira para ödemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Bu süreçte de böyle işledi. Herhangi bir dediğim gibi sıkıntı yok. Eğer siz de iptal ettireceğiniz zaman böyle bir şeyler olursa online ortamda da iptal ettirebilirsiniz. Yerine gidip de iptal edersiniz. Yani yeri olmayan firmalar vardır mutlaka. Yani böyle ufak bir çaplı firmalar da var internet sağlayıcıları. Onlar da online ortam üzerinden iptal ettirebilirsiniz. Bir diğer videolarda görüşürüz artık. Size yardımcı olacağını düşündüğüm bir konu. Siz de zaten bu konuyu çok merak ediyordunuz. Yani internette de araştırdığım kadarıyla da yani yorumları okuyorum mesela. Genelde iptal etmeyle ilgili sıkıntılar yaşandığı ile ilgili yönünde. Bir de internet servis sağlayıcıların hepsinde yani çoğunda hep olumsuz yorum var yani. Bunu bilin yani. Hani herkes bir firmayı kötülüyor. Ama şunu bilmiyor ki hani altyapı sıkıntısı Türkiye'nin genelinde var zaten yani altyapıyla ilgili sıkıntınız varsa hangi servis sağlayıcısına geçerseniz geçin her türlü sıkıntı çekeceksiniz. Yani bu servis sağlayıcısı çok fazla bir fonksiyonu olmayacak yani o konuda. Bunu da bilin yani. O yüzden hani muhabbette zaten bu yani. İnternet servis sağlayıcıları herkes bir firmayı kötülemiş yani kullandığı interneti çünkü altyapısı sıkıntılı. Zaten şu anda artık altyapıyı yavaş yavaş hani yükseltiyorlar yani. Önceden mesela ben VDSL kullanamıyordum. Şimdi VDSL'i kullanıyorum ve ailetten 80 megabit'e kadar bir hız sunuluyor bana. Ben 35 megabit paketi kullandığım için 35 megabit'e kadar bir hız alıyorum. Tabii altyapınız kötüyse de size tek bir alternatif kalıyor. O da yeni yeni piyasaya sürülüyor. Bu box kutuları var yani. Kablosuz internet diye geçer. Bunlar 4G'lisi de var. Normal internet sağlayıcısı da var yani böyle 16 megabit diye geçenler de var. Normal 4.5G'den çeken internetler de var. Benim tavsiyem yani benim yani görüşüm 4.5G'ler daha çok hani 4.5G'ler daha çok hızlı olacağı için ve ayrıca sıkıntı çok fazla yaşamayacağını düşündüğüm için onları alabilirsiniz eğer altyapı sıkıntınız varsa. Ve ayrıca bundan upgrade ve yükleme hızları da çok hızlı yani. İnanılmaz hızlı. Ben bunu telefonda denedim. Telefonu bilgisayara bağladım. Aktardım yani. Nereden baksan bir 10 megabit, 12 megabit bir upload hızlarına kadar çıkabilmiştim yani. Bu da gerçekten bu bizim günümüzün şartlarında çok iyi bir hız. Yani ondan önceki kullandığımda 1 megabit hızı zor alıyordum. 70 yani 0.79 megabitlik bir hız alıyordum yani. Bu da beni çok üzüyordu ama şimdi dediğim gibi TÜPNET'e geçtikten sonra ve altyapıdaki sorunlar genellikle çözüldüğü zaman yani daha doğrusu altyapımızda
çalışmaları yapılmış buranın zamanında. Ondan dolayı 80 megabit ve iNet'ten de 4 megabit'e kadar upload hızı alabiliyorum. Şu an pandemiden dolayı iki katına çıktığı için şu an eğer 80 megabitlik upload, 80 megabitlik paketi kullansaydım, yani 100 megabit diye geçer, onu kullansaydım şu an 8 megabit upload alacaktım. Bu şekilde kanalı takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Çünkü bu şekilde videoların devamı gelmesini isteyenler vardır belki. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Abone olun, bildirimler açın. Benim için yeterli. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Görüşmek üzere, hoşçakalın.